İsmim Cengiz Emel Mataracı. 1996 Ankara doğumluyum. Şu an Navlungo şirketinde yazılım geliştiricisi olarak çalışıyorum. Hayatım boyunca hep bilişim sektörüne, bilişim alanına ilgim olmuştur. İlk defa 7 yaşında internet kafede o bilgisayarla tanıştığım anı asla unutmuyorum. Böyle aşırı heyecan dolmuştum. Ama 2 sene sonra ilk bilgisayarımı 9 yaşındayken ailem alabildi. Ve o günden beri de bilgisayar başından hiç kalkmıyorum diyebilirim. Çocukluğumdan beri hep böyle hayal gücüyle yapılan ve sonucunda somut bir şey elde edilen işlere çok ilgim olmuştur. Lisedeyken yaptığım ilk o hesap makinesi uygulamasını asla unutmuyorum. Hani hayal gücümle yaptığım ama bu kadar işlevsel olan bir şeyi yaptığım için çok mutlu olmuştum. Mümkün olduğunca her alanı denemeye çalıştım şu ana kadar. Mobil, oyun, veri bilimi gibi. Lisede web programlamayla tanıştım ve hemen akabinde de C# ve Microsoft teknolojileriyle tanıştım. Ve yapabildiğim işleri çok daha iyi bir şekilde, çok daha efektif, işlevsel ve güçlü bir şekilde yapabileceğimi fark ettiğim zaman benim için bir devrim niteliğinde oldu. Microsoft'un desteklediği Kodlarız'ın bootcamp'lerine katıldım. Burada birçok yararlı şey öğrendim ve aynı zamanda da sosyal tarafımı da geliştirmeye yardımcı oldular. Benim için C# diliyle başlayan ve şu anda da Azure gibi birçok teknolojiyle devam ettiğim hayatıma çok kolaylık ve daha güçlü yazılım geliştirmeyi sağlayan birçok alanda destek sundular. Bunun yanında bilişim sektöründe işe başladıktan sonra Microsoft'tan bir Kubernetes eğitimi aldım. Bu da DevOps süreçlerini yani developer ve operasyon, geliştirme ve operasyon süreçlerini birbirine bağlayan taraflarda o süreci anlamama çok yardımcı oldu. Özellikle son dönemde .NET Core'la birlikte açık kaynağa da verdikleri destekle birlikte yazılımcılarda böyle bir amiral gemi haline geldi Microsoft teknolojileri. Bundan dolayı da ona olan sevgimizi, ona olan ilgimizi daha çok arttırdı açıkçası. Geliştirdiğim uygulamalar genellikle kurum içindeki sorunları çözmeye yardımcı olan uygulamalar oldu. Mesela ilk geliştirdiğim büyük uygulama iş ve işçi sağlığı üzerine bir anket web sitesiydi. İyi ve işe yarar bir site oluşturmuştum. Bu beni çok mutlu etmişti. Çünkü orada insanların işini kolaylaştıran ve diğer işlere erişimlerini kolaylaştıran bir iş yapmıştım. Bunun yanı sıra işte stajlarımda çalıştığım işlerde hastane bilgi sistemi, kart okuma sistemi gibi yine kurum içi sorunları çözecek uygulamalar geliştirdim ve bu uygulamalarla insanların sorunlarını çözmeye ve diğer işlere daha kolay erişim sağlamalarına destek oldum. Şu an çalıştığım şirkette ise insanların lojistik gibi zor bir işi sanki böyle otelden rezervasyon yapıyormuş gibi kolay bir şekilde yapabilecekleri bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Normalde bu iş günler sürebilecek çok zorlu bir süreç. Bunların yanında Kodlarız Derneği'nde topluluk liderliği yapıyorum. Orada çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bir de pandemi döneminde kurduğumuz insanların dijital olarak da olsa sosyalleşebilmelerini sağlayan Kablosuz Beyin adında bir topluluk kurduk. Bu toplulukta şu an 4000 üyeye sahibiz. İçerisinde film kulüpleri, dizi kulüpleri, kitap kulüpleri, D&D, oyun, English Speaking Club ve Virtual Party tarzında etkinlikler yapıyoruz. Çok fazla etkinlik yapıyoruz ve bunu tamamen gönüllülük esaslı yürütüyoruz. Bilişim teknolojileri alanındaki yaşanan gelişmeleri hep yakından takip ettim, hep güncel kalmaya çalıştım. Çünkü bu işi gerçekten çok seviyorum ve hayatım boyunca bu işi yapmak istiyorum. En çok da bu işte şunu seviyorum, bir sorun çözdüğünüz zaman, bir geliştirme yaptığınız zaman o insanların yüzündeki mutluluk, sorunların çözüldüğü için yaşadıkları rahatlık beni çok mutlu ediyor ve her zaman kendimi güncel ve geliştirmeye açık tutmak istiyorum. Bunun yanında ekip çalışması, hitabet yeteneği gibi soft skill'lerinde çok önemli olduğuna, özellikle iş hayatında çok önemli olduğuna inanıyorum. Şu ana kadar bahsettiğim ve topluluk içerisinde nacizane olarak katkı sunduğum bu sürece başlamamın aslında bir vesilesi de Microsoft oldu. Microsoft teknolojileriyle başladığım bu yolda topluluğa katkı sunabilecek seviyeye geldim ve bütün arkadaşlarıma da bu yetenekleri kazandırmaya çalışıyorum.
Benim yolumdan geçmek isteyen ve yazılımcı olmak isteyen genç arkadaşlarıma tavsiyem, gerek Microsoft gerek başka teknoloji ne bulurlarsa kesinlikle faydalanmaları ve kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bunun yanında topluluğa sürekli katkı sunmaları gerekiyor. Çünkü ben topluluktan almak kadar topluluğa vermenin de çok önemli olduğuna inanıyorum.